Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün Müddessir suresinin ikinci grup ayetini sizinle konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbim önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Sonra size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, dinlediklerinizi anlamayı ve onları hayatınıza aktarmayı nasip ve müyesser eylesin. İki hafta üst üste olunca bir eksilme olur diye hesap ediyordum. Hatta bir de bugün açık öğretim imtihanları vardı. Daha da sakin olur diye hesap ediyordum. Tam aksine biz bu programları, dersleri haftada bire dönüştürelim. He tabii. Tabii. İstanbul'da bir semtten bir semte gelmeye benzemez. Ta Samsun'dan geliyorum. 14 saattir otobüsteyim. Öyle yok. Ama evet. Olsun, Allah-u Teala ecrini bize ruzi mahşerde verecektir. Bütün imanım odur. Dolayısıyla icabetinizden dolayı teşekkür ederim. Allah emeğinizi zayi etmesin inşallah. Bu bir salih ameldir. Cenab-ı Hak bu salih amelinizi amel defterlerinizin en sağlam köşesine kaydeylesin inşallah. Geçen hafta Müddessir suresinin ilk 7 ayetini tabi biraz üzerinde detaylandırarak konuştuğumuz için ancak 7 ayetini okuyabilmiş idik. Önce o 7 ayeti çok kısaca bir hatırlatayım. Onun peşinden 8 ila 17. ayetleri bugün okuyacağız. İkisi birbirine bağımlı olsun, bir kopukluk olmasın diye ikisini birlikte kavramak daha kolay olacaktır. Demiştim ki geçen hafta Müzzemmil suresi vahyin nübüvvet kısmıyla ilişkilendirilebilir. Müddessir suresi ise onun risalet boyutuna dikkat çeker. Çünkü risalet ilahi buyrukların muhataplara ulaştırılması görevinin adıdır. O itibarla burada da fe'enzir emri yer aldığı için kalk, harekete geç ve muhatapları uyar denmesi meselenin risalet boyutunun devreye sokulması anlamına geliyor demiş idik. Ve Rabbimiz önce Hazreti Peygamber'i El Müddessir hitabıyla muhatap almış. Ayetteki El Müddessir kelimesi başında Elif Lam olduğu için Hazreti Peygamber'i nitelendiriyor demiştik. Ama El Müddessir kelimesine de böyle herhangi bir battaniye ile, keçe ile, kadife ile örtünmek manasını verenlerin aksine biz bunu İbn Abbas'tan ve İkrimeden gelen görüş doğrultusunda vahiy ve risaletle buluşan muhatap diye anlamış idik. Yorumumuzu onun üzerinden şekillendirmiştik. Hatta bir şey daha söylemiştik. Kelime eliflamlı olduğunda muhatap Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak bunu eliflamsız düşünürsek vahiy ile buluşmak isteyen herkes muhataptır demiştik. Böyle olursa ayetlerin mesajını hayatımıza aktarabileceğimizi beyan etmiştik. Hani genelde düşünülür, o ayet filanca ile ilgilidir, beni ilgilendirmez. Falanca ayet falanca grupla alakalıdır, beni ilgilendirmez. Bir şey yok, bir şey kalmıyor geriye zaten. Hepsini bir taraflara havale ve ihale edince geriye fazla bir şey kalmıyor. Oysa hakikat böyle değildir.
Ben öteden beri söylüyorum. Şimdi burada bir daha söyleyeyim. Kur'an'ın, vahyin bir söyledikleri vardır. Bir de söylemek istedikleri vardır. Vahyin söylediklerine bakarak söylemek istediklerini anlamak durumundayız. Bu cümlemi yani sanki haşa Allah-u Teala ne demek istediğini beyan edememiş gibi bir algıya yol açmasın. Bu her dilde vardır, her dilin mantığında vardır bu. Bir şeyi söylersiniz, mesaj söylediğinizden hareketle söylemek istediğiniz üzerinden anlaşılır. Bu bana ne demek istiyor diye anlarsınız. Öyle okursanız Kur'an sizin de hayatınıza iner. Böyle okumazsanız beni ilgilendirmiyorla yetinirsiniz. Bu doğru bir tutum değildir elbette. Mesela bununla ilgili çok hiç unutmayacağınız bir örnek vereyim. Kur'an'ın bir söyledikleri vardır, bir de söylemek istedikleri vardır. Bu cümlemi kavratmak için bir örnek vereyim. Sonra zaten konumuza devam edeceğiz inşallah. Bakın, şeyde İsra suresinin 23. ayetinde şöyle bir hitap var. Estağfirullah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. İki ayet. Manası şu, 23. ayet. Estağfirullah. Rabbin şunu hükme bağlamıştır. Ondan başkasına kulluk yapmayacaksınız ve ana babaya iyilik yapacaksınız. Şimdi bu herkese yönelik bir hitap. Yani Arapçayı bilenler kavrayacaklardır. Ella ta'budu çoğul bir ifade. Cemi, herkes yani. Herkesi ilgilendiren bir ifade. Fakat ikinci cümlede enteresan bir dönüş var. Orada diyor ki imma yebluğanne indeke. Ke sen demek, sana, senin yanında. İmma yebluğanne indeke. Senin yanında eğer ulaşırlarsa el kibara, yaşlılığa, hangisi, ahaduhuma, biri, evkilahuma veya ikisi, yani ana babandan bir tanesi veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırlarsa, fela tekullahuma, sakın onlara demeyesin üffin, öf bile demeyesin. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Fela tek vela imma yebluganne indeke, yanında dediğine göre yanında ifadesinden kasıt Hazreti Peygamber'dir. Yani Peygamberimize sesleniyor. Senin yanında birisi veya ikisi yaşlılığa ulaşırsa, Peygamberimizin yanında yaşlılığa ulaşan anası var mıydı? Yok. Babası var mıydı? Yok. Bu ayetin demek ki bir demek istediği var dediği Peygamberimiz hayatında mümkün değil. Çünkü annesi de yok, babası da yok. Bu beni ilgilendirmiyor demenin bir alemi yok. Bakın, Peygamberimiz üzerinden bu mesaj veriliyor. Bir söylediği var, bir de söylemek istediği var. Söylemek istediğinin bulunduğunu başka nereden anlıyoruz? Birinci cümledeki çoğul ifadeden anlıyoruz. Hepinize böyle bir hüküm vardır. İkisini beraber düşündüğünüzde böyle bir kapının aralandığını görüyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim bu ayetle alakalı. İkisinden biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırlarsa, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ, sakın ha onlara öf deme. Şimdi eğer dediğine bakacaksak, anne babana yaşlılığında öf demek yasaktır. Öf demek yasaktır ama ağzını burnunu kırabilirsin. Öf demiyorsun ama pataklıyorsun mesela. Bu demek mi bu? Veya acaba şu demek mi?
Yaşlıyken annene babana öf deme. Hani onların eli ayağı yerindeyken ne biliyorsan yap. Bu o demek mi yani? Elbette değil. Söylemek istenene bakacağız. Söylemek istenene bakınca mesajı daha rahat anlarız. Bu her dilde vardır bu. Sadece Arapçada ve dolayısıyla Kur'an bünyesinde olan bir ifade biçimi değildir. Oradan hareketle tabi ayetlerin geri kalan kısmını okuyup yani akışı başka tarafa yönlendirmek istemiyorum. Demek istediğim şu, biz bu ayetleri üzerimize alınacağız. Çünkü ayetlerin bir demek istediği vardır kısmı ile ilgileneceğiz. Demek istediği vardır deyince ne demek istiyor? Bütün vahyi kuşanmak isteyen herkese Rabbimiz şunu diyor. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onu dışlayan bir yorum yapmıyorum. Zaten ayeti önce onun üzerinden anlıyoruz. Buyuruyor ki Rabbimiz, kum, hepiniz harekete geçin. Feenzir, uyarılarda bulunun. Enzir kelimesine kaç anlam vermiştim geçen hafta? 4 anlam vermiştim. 1- tebliğ etmek, duyurmak. 2- uyarmak. 3- korkutmak. 4- kendini adamak. Şimdi ey vahyi kuşanmak isteyen herkes, önce kendinizi vahye adayın. Söylenmek istenen aslında budur. Vahye adanmış bir ömrün sahibi olun. Sonra ve rabbeke fekebbir. Sadece Rabbini yücelt. Yüceltilmeye layık başka bir varlık yok. Allahu Ekber'i yüreğine indir. Büyük olan sadece Allah'tır. Başka büyükler yoktur. Bunu hayatına nakşet. Gündelik hayatta bile ağız alışkanlığıyla sürçülisan kabilinden de olsun böyle bir hatayı yapmamaya özen göster. Yücelik Allah'ın hakkıdır. Başkası bu anlamda yüceliği paylaşma hakkına sahip değildir. Hatta namazlardaki iftitah tekbirinin delilinin de bu ayet olduğunu ifade etmiştim geçen ders. Ve siyâbeke fetahhir, elbiseni, vücudunu, kalbini, benliğini, fıtratını, algını tertemiz yap demiştik. Herkese lazım, her zaman lazım. Bir adam beynini şeytanın çalışma odasına dönüştürmemelidir. Çünkü niyetlerinizden de sorgulanacağınızı unutmayın. Niyetler tasarlanmış niyetler. Akla doğan şeyler değil. Tasarlanmış niyetler sorgulamanın konusudurlar. Bakara suresi 284. ayet bunun en net delilidir. Kazancın helal olsun. Vücudun tertemiz olsun. Elbisen temiz olsun. Yüreğini ferah tut. Hiçbir ümitsizliğin sahibi olma demeye getiriyor. Hepimize sesleniyor. Ve rucze fehcur. Bütün pis şeylerden uzak dur. Ve la temnun testektir. Yaptıklarını çok görerek bunu bir minnet sebebi yapma. Muhatabın başına kalkma. Yaptıkların görevindir. Hepimize sesleniyor. Bir görev yapıyorsan bu iyiliğimi sakın unutma dedim mi o yaptığın güme gider. Buna men ve eza der Kur'an-ı Kerim. Yapılan iyiliğin arkasından onu başa kakmak ve eziyete dönüştürmek bir adamın imanının göçüp gitmesine sebeptir. Unutmayın. Bakara suresinin 264. ayeti tam da bu hakikate kapı aralar. Evet, Bakara 264, hatta 262. ayette de benzer bir bağlam vardır. Orayı da evde bakabilirsiniz. Ve nihayet 7. emir ve li rabbike fasbir. Sadece Rabbin için sabret. Dayanıklılığın Allah'ın rızasını kazanmayla ilişkilendirilmiş olsun. Çok sabırlı adamım diyenlere cevap vermek lazım. Hatta bir soruyla cevap vermek lazım. Sabrettiğin şey karşılığında Allah'ın rızasını beklediğin şey midir? Allah için mi bir sabır, bir dayanıklılık, bir sebat, bir kararlılık, bir istikrar Allah için mi gösteriyorsun? Yoksa başka beklentilerin mi var? Bu ayet bize
sabrın konusunun sadece ve sadece Allah rızası olduğunu öğretir. Dayanıklılığınız Allah'ın rızasını kazanmaya endeksli olsun. İşte bu yedi ayet hayatı inşa eden prensipler içerir. Surenin ilk yedi ayeti bunlardan söz ediyordu. Biz tabi geçen hafta 1 saat 40 dakika 45 dakika sürdü ders ama başka detaylara girdiğimiz için o kadar sürdü. Demek ki bu 10 dakikada da aslında anlatılabiliyormuş yani. Hani biraz daha hızlı gidelim demek isteyenlere bu bir örnektir. Şimdi giderim yani ne olacak? Detaylara girmedim olur biter ama şu kadar ayet gündeme getirilmemiş olur. Şimdi 8. ayetten itibaren devam ediyoruz. Bakın 7. ayette veli rabbike fasbir dedi Rabbimiz. Sadece Rabbin için dayanıklı ol. Allah rızası için, Allah'ı memnun edebilmek için başına gelecek sıkıntılar varsa onlara karşı göğüs ger. Duruşun sağlam olsun. Şimdi bu hem bir taraftan Hazreti Peygamber'e moral vermeyi amaç edinen bir ifadedir. Bir taraftan onun karşıtlarına gözdağı vermeyi amaçlar. Gözdağı verir karşıtlarına. Yani zaten bu ayetlerde ve rabbeke ve li rabbike ifadelerinin kullanılmasının yani Rabbimizin kendisini ismiyle değil de Rab sıfatıyla anlatmasının sebebi Peygamberimizin sahipsiz olmadığını ona söyleyerek ona moral kazandırmak, karşıtlarına da bu peygamber destekçisiz değildir. Dolayısıyla kime karşı durduğunuzun farkına varın anlamında bir gözdağı içermektedir. İşte bu ifadeler beraberinde eğer siz doğru şeyler yapıyorsanız başınıza sıkıntılar gelebilir, buna hazır olun demektir. Lokman suresinden bir ayeti kerimeyi o vesileyle hatırlatmış idim. Şimdi bir daha söyleyeyim. Lokman suresinin 17. ayetinde yavrucuğum demişti Hazreti Lokman oğluna. Akimis salate namazı kıl. Ve emur bil maruf iyi olan şeyleri emret. Ve enhe anil münker kötü olan şeylerden nehyet. Vasbir ala ma asabek. Başına gelecek sıkıntılara karşı da sabırlı ol, metanetli ve kararlı ol. Niye? İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek beraberinde bir takım eziyetleri getirebilecektir. Bunu unutma demektir. Her taraf süt liman olmaz. Her taraf, her şart böyle sorunsuz bir görüntü arz etmez. Zaten sözünüzle, söyleminizle herkesi memnun ediyorsanız sözünüzü yeniden check edin, kontrol edin. O sözde bir sorun vardır. Sözlerden birilerinin rahatsız olması lazım. Birileri rahatsız olmuyorsa sen hakikatı çarpıtıyorsun demektir. O itibarla Hazreti Peygamber'in söylemlerinden rahatsız olanlara karşılık Cenab-ı Hak bir kıyamet vurgusu gündeme getiriyor. Sen onların sana karşı pozisyonlarıyla çok meşgul olup davandan sakın ha vazgeçmeyesin. Sabrının kaynağı, amacı Allah'ın rızasını kazanmak olsun diyor, peygamberimizi rahatlatıyor. Peşinden 8. ayette buyuruyor ki fe izâ nukira fin nakuri. Nakura üflendiği zaman. Bununla da kafirlere yönelik bir gözdağı vermek amaçlanıyor. Nakura üflendiği zaman. Biz bu ayetin bir benzerini başka iki kelimeyle biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bu iki kelime nüfika ve bir de es-sur kelimeleridir. Kur'an'da bu daha çok kullanılır. Nüfika fis-suri ve nüfika fis-suri diye birkaç yerde geçiyor. Sura üflenmekle nakura üflenmek arasında elbet bir anlam farkı, nüans düzeyinde de olsa vardır. Nüans farkı der bazıları. Nüans farklı derler. Bir kısmı da böyle arar, bakar ki nüans dedi, fark diyecek bir demem. Hiç boşuna arama. Nüans zaten ince fark demektir. İnce ayrıntı demektir. Nüans farkı deyince ince farkın farkı gibi oluyor. Olmuyor. Hani derler ya dua yaparken, ya Rabbi
bütün cemiye müminini müminatların ervahlarına hibe ve hediye eyledik. Rabbim vasıl eyleyip ulaştır ya Rabbi. Hep tekrar. Hep yanlış yani. Her tarafı yanlış. Nereyi düzelteceksin ki? Müminini müminatların. Olmadı ki çoğulun üzerine bir daha lar denmez. Ervahlarına lar denmez. Ervah zaten çoğul. Hibe ve hediye eyledim. O da hibe hediye aynı şey. O da tekrar. Rabbim ulaştırıp vasıl eyle. Ulaştırmak vasıl eylemek aynı şey. Aynı kelimeleri tekrarlayıp diyor. Güya çok büyük bilgiçlik taslıyorlar. Filan hiç de öyle değil yani. Laf kalabalığından başka bir işe yaramaz. Evet. Nükire ennakur kelimeleri nüfike essur kelimelerinden az da olsa bir mana farkı içerir. Buradan hareketle nükire fiilinin vurmak, didiklemek, sarsmak manasına geldiğini biliyoruz. Belli ki bu sarsıntı yani bir defa sur borusuna kaç defa üflenecektir diye bir tartışma vardır bizim literatürde. Kaç defa üflenecektir diye iki görüş üretilmiştir. Bir görüşe göre üç defa, bir görüşe göre iki defa. Üç defa diyenlerin de kendine göre delili var. İki defa diyenlerin de delili var. Ben iki defa diyenlerdenim. Peşinen söyleyeyim. İki defa üfleneceği kanaatindeyim. Bunun biri bu sistemin yıkılışı anlamındadır. Yani son saat dediğimiz olaydır. Diğeri ise kıyamettir. O da yeni sistemin hayat bulması. İkisi için ayrı ayrı üflemeler gerçekleştirilecektir. Peki burada sözü edilen üfleme hangisidir? Üfleme ikisi de olabilir. Niye biliyor musunuz? Şimdi feiza nukira fin nakur ifadesini o güçlü sarsıntı bir defa sarsılmayla bitmiyor. Nazihat suresinde diyor ki tetbe'uha erradife yani yevme tercufur racife o korkunç sarsıntının meydana geleceği gün tetbe'uha erradife onu diğerleri takip edecektir. Yani bir asıl deprem olacak bir de artçı depremler olacak demektir yani. Birincisi korkunç sarsıntı vuran didikleyen anlamında bir etki meydana getirecek ve o peşi sıra başkalarıyla da devam edecek. Nazihat suresinden onu anlıyoruz. Bu sistemin yıkılışı manasında düşünüyoruz. Niye? Çünkü Mekkeli müşriklerin inkar ettikleri olayların bir tanesi belki en belirgin olanlarından biri son saati kabul etmemeleridir. İşte Allah-u Teala onların kabul etmediği bu sistemin yıkılışı anlamındaki inkarlarını karşılamak üzere feizâ nükhira fin nâkûr o nâkûr denen boruya üflenecek. Yani siz peygamberle uğraşmayın. Sizi korkunç bir akıbet bekliyor. Bu dünya sistemini kaybedecektir manasında birinci üflemeyi kastediyor olabilir. Devam eden iki ayete baktığınız zaman maksadın ikinci üfleme olması da mümkündür. İşte bu Mekki surelerdeki ayetlerin çok anlamlılığının sebebi işte icaz içermesidir. Yani bakıyorsunuz arkasına önüne bağlantılar araştırdığınız zaman ayetin birden çok mana verebileceğini görüyorsunuz. İlahi sistem icazlı ifadeler üzerinden sözü az tutup manayı yoğunlaştıran bir metotla kitabını dizayn etmiştir. Her ikisi de olabilir ama ben daha çok devam eden iki ayeti hesap ederek bunun mahşerle alakalı sura üflenmesi olduğu görüşünü biraz daha yeğliyorum ama diğeri de mümkündür, o da doğrudur. Fahrettin Razi'ye tabii buradan hemen bir rahmet göndermek durumundayız. Diyor ki bu fe izâ nükira finnâkûr bu ifadedeki o fa edatı sebebiyet içindir. Yani Hazreti Peygamber'e seslenerek Rabbimiz onların eziyetlerine karşı Rabbin için sabret. Çünkü o korkunç sarsıntı meydana gelecek ve onlar bu yaptıklarından derin pişmanlıklar
hissedeceklerdir. Yani ayeti öncekine bağlayan bir yorum ortaya koymuş Fahrettin Razi. Ben de teberrüken onu burada nakletmiş olayım. Sur borusuna üflenecek. Bu bir hakikat. Nasıl olacak diye soruyorlar. Hocam bu nasıl bir boru? Nereden bileyim? Onu İsrafil'e soracaksın. Hazreti İsrafil bilir. Onu ben anlamam. Umarım onun dehşetinden muhafaza buyuruluruz. Çünkü biraz sonra birkaç ayet okuyacağım. Bunun ne kadar büyük bir dehşet olduğunu böyle adeta gözümüzde canlandırma fırsatı elde edeceğiz. Şimdi 8 ve 9. ayetler sur borusuna üflenme ile alakalı mesajın peşinden geliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, fedalike bu olay, yani bu sur borusuna üflenme olayı yevme idin, o gün öyle bir meydana geliş söz konusu olacak ki yevme idin yevmun asirun, o gün çok zor bir gün olacak. Fedalike yevme idin yevmun asirun, o gün çok ama çok zor bir gün olacak. Alel kafirine gayru yesirin, kafirlere hiç ama hiç kolaylık içermeyecektir. O gün çok zor bir gün olacaktır, kafirlere hiçbir kolaylık içermeyecektir. Hangi gün? İşte bu hem mahşerle alakalı ahiret boyutu düşünülebilir, hem de bizim kıyamet dediğimiz, Kur'an'ın es-sa'ah dediği olay kafirler için hiçbir kolaylık içermeyecektir. Şimdi o gün hangi gün? Bu günü son saat olarak, yani kıyamet, bizim kıyamet dediğimiz bu sistemin yıkılışı olarak düşünebiliriz. Öyle olduğu zaman mesaj evrenseldir. Herkesi içerir. Yani fedalike yevme idin yevmun asirun, o gün çok zor bir gündür. Alel kafirine gayru yesirin kısmını bırakıyorum. Birinci, 8. ayeti sadece düşünerek. O gün çok zor bir gün olacak. Peki, evrensel olarak bu zorluk herkesi içerecek. Herkesi ilgilendirecek. Tabii şu soruluyor. Sık sık soruluyor. Yani adam ölmüş gitmiş. O günün zorluğundan ona ne? Yani sistemin yıkılışı anlamında yaşanacak şiddetten ona ne diyorlar? Biz de onlara cevap veriyoruz. Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de konuyla alakalı çok muhteşem iki ayet var. Bunlardan biri Neml suresi 87. ayet, bir diğeri Zümer suresi 68. ayet. Her iki surede de benzer kelimeler kullanılarak şöyle buyurulur. Ve yevme yunfaku fis-suri fefez'a men fis-semawati ve men fil-ardı. Göklerde ve yerde kim varsa hepsinin ödünün patlayacağı o gün sur borusuna üflenecektir. Herkes göklerde ve yerde, herkes bundan etkilenecek. Hatta Zümer'de sa'ika kelimesi fiili kullanılır. O da düşüp bayılmak demektir. Fezi'a korkunç bir korkuyu, sa'ika korkudan dolayı düşüp bayılmayı ifade eder. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp bayılacak. Korku onları etkileyecektir. Peki yerdekilerin düşüp bayılmasını, büyük bir korku çekmesini anlarız. Yani o gün sağ olanların psikolojisini ya da korkularını anlarız. Ama göklerdekilerin korkusu neyin nesi? Göklerdekilerden kasıt kim? Kimler kastediliyor? Onlar da işte daha önceden ölüp giden insanların ruhları. Onlar da korkacak. Herkes etkilenecek. Herkes etkilenecek ama ayetlerin ikisinin sonunda da harika bir istisna cümlesi var. Orada der ki İlla men şa'allahu. Allah'ın diledikleri bu korkudan etkilenmeyeceklerdir. Allahümme ec'alna minhum. Ya Rabbi bizi de korkudan emin kıldıkların arasına ilhak eyle. Çünkü nasıl olsa öldü, gerisinden haberi yok. Yok öyle şey. Siz öyle bakmayın. İşte öldü, ebedi istirahatgahına tevdi edildi. Bayılırdın öyle. Yani bayılıyor zaten de.
Yani öyle bıraksalar seni ne kadar güzel uyu dur. Uyutmazlar adamı. Ruh her şeyle muhatap olabilir. O itibarla ölünce intihar edenlerin öyle bir sözü vardır. Öleyim kurtulayım. Bayılırdın öldüğünde kurtulsaydın. Daha bilmiyorsun ki asıl problem ondan sonra başlayacak. Ölüm kurtuluş değildir. Yani sıkıntılardan bıkarak ölüm temenni edilmez. Hazreti Peygamber'in onunla ilgili bir hadis-i şerifi var. Sakın ha ölümü temenni etmeyin. Olsa olsa şunu deyin. Ya Rabbi yaşantım benim için hayırlıysa beni yaşat. Ölümüm benim için hayırlıysa beni öldür diye en çok böyle bir duanız olsun. Başka da bir şey yapmayın. Can benim değil mi? İstediğim zaman efendim bunu öldürürüm. Can senin değil, istediğin zaman onu öldüremezsin. Kusura bakma. Can sana emanettir, senin değil. Onun için intihar edenlere saygı duyulmaz. Adam intihar ediyor, sana ne? Ne demek bana ne? Bana çok şey var, o can onun değil, adam onu unuttu. Onu hatırlatmak lazım. Allah'ın emanetini bir takım duygulara kurban ederek hiç kimse intihar edemez. İntihar hiçbir şekilde bir çıkış yolu değildir. Bir kurtuluş aracı filan asla değildir. Kimse bile bile canına kıyamaz. Bunun bir tek istisnası olur, o da savaşa gidersiniz. O da öyle armut gibi cephede dikilip de "Aa ben buradayım vurun beni" diye değil. Öyle şehadet de olmaz yani. Siz savaşta canlı kalmak için şehit olmaya gayret edeceksiniz. Ölmek için değil, canlı kalmak için, hayatı canlandırmak için şehit olacaksınız. Şehit olacaksınız. Yani hayata ve hakikate şahit olacaksınız. Şehit sadece Allah yolunda öldürülen için söylenmez. Zaten bu anlamda Kur'an'da hiç geçmez bu. Kur'an'a göre şehit hayatını Allah'a adayarak hayatına imanını, imanına hayatını şahit tutanlara şehit denilir. O itibarla hiç kimse kendisi ben kurtulayım, böyle öleyim, intihar edeyim diyemez, böyle bir hakkı yoktur. Olay çok şiddetlidir. O kadar şiddetlidir ki yani fezalike yevme izin yevmun asirun, o gün çok zor bir gündür. O kadar zordur ki Hac suresinin ilk iki ayetini okuyup anlamak o zorluğu kavramaya yeter. Hac suresi ilk iki ayet. Estağfirullah. Ya eyyühen nasu ittekû rabbeküm. Ey insanlar, Rabbinize karşı duyarlı olun, saygılı olun. İnne zelzeletes saati şey'un azîmun. O son saatin sarsıntısı korkunç bir şeydir. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٌ. O gün o kadar şiddetlidir ki her emzikli canlı emzirdiğinden vazgeçecek. Her hamile canlı hamilesi olduğu canlıyı düşürecek. İnsanlar sarhoş olmamasına rağmen sen onları sarhoş göreceksin. Son saat böyle dehşetli bir görüntü meydana getirecek. Ancak velakinne azaballahi şedidun. Allah'ın azabı ise bunlardan daha şiddetlidir. Yani son saat çok dehşetlidir. Ancak Allah'ın azabı ondan da daha korkunç bir şiddet içerecektir. Fezalike yevme izin yevmun asirun. Herkesle alakalı son saatin zorluğunu anlatır. Bu son saati, yani o yevm kelimesini ahiret olarak da algılayabiliriz. Yani ahiretteki zorluk kastediliyor diye düşünülebilir. Bu durumda biraz Arapça, hafif bir Arapça detaya girmek durumundayım. Asirun kelimesi var birinci ayetin, yani 8. ayetin sonunda asirun kelimesi var. Bu asirun kelimesi 8. ayetle biten bir mesaj verebileceği gibi 9. ayetle ilişkili de olabilir. Bu durumda fezalike yevme izin yevmun asirun,
O gün çok zor bir gündür. Kime? Alel kafirine. Kafirlere zor bir gündür o gün. Gayru yesirin. Hiçbir kolaylık içermeyecektir. Yani yevmun asirun tamlaması bir sonraki ayetle ilişkili olur. Asirdir. Yani zordur o gün. Ama kime? Alel kafirine. Kafirlere zordur. Evet, bizim duamız da budur. İnşallah bize zor olmayacaktır. Niye? Niye? Bak niye? Yani ayetler var. Hep işin felaket kısmına vurup da ondan sonra büyük bir korkuyla kahrolmanın bir alemi yok. Allah-u Teala bizi yakmayacak inşallah. Bütün duamız odur. Ha şurada şimdi sözünü ettiği adamlar var. Biz de onların içinden oluruz. Ne var? Rabbimize karşı bir düşmanlığımız, onun emirlerine karşı bir fütursuzluğumuz, onun anayasası dediğimiz Kur'an'ına karşı bir edep dışılığımız, bilerek yapmadığımız, hiç bir, o anlamda bir kasıt içerisinde bulunmadığımızı biliyoruz. İmanımız odur ama beşeriz, şaşarız, bir takım kabahatlerimiz elbet olabilir. O zaman da mağfiret-i ilahiye sığınıyoruz. Bakın ne buyuruyor? Nerede? Enbiya suresinin 98. ayetinden itibaren 103. ayetine kadar bir pasaj var. Bu size bugünün hediyesi, başka bir şey diyorlar. Ne diyorlar lan? Bonus, bonus. Bonus. Bonus dolu Kur'an-ı Kerim. Ya kelime bir daha şey, faullü kelime ya. Bonus, ağzımıza bile yabancı yani. Hediye kelimesi ne kadar güzel yani. Allah'ın bize hediyeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Böyle deste deste var elhamdülillah. Bakın buyuruyor ki önce kafirlere hitaben. İnneküm ve ma ta'budune min dunillahi. Siz ve Allah'ın peşi sıra kulluk yaptığınız varlıklar var ya, hepiniz hasabu cehennem. Cehennemin yakıtısınız. Cehennemin odunusunuz. Kim bunlar? Kafirler ve tapındıkları adamlar. Müşrikler. Kimse yani. Onlar için. Entüm leha varidun. Hepiniz oraya gireceksiniz diyor Allah-u Teala. Kime sesleniyor? Kafirlere sesleniyor, müşriklere sesleniyor. Tabi aklıma başka ayetler geliyor şimdi. Meryem suresinin bir 71. ayeti var. Ve in minküm illa variduha. İçinizden hiç kimse yoktur ki hepiniz oraya illa bir uğramış olmayasınız. Hepimiz cehenneme gideceğiz diye yorumlamış bunu eski müfessirlerimizin önemli bir bölümü. Ya yok kardeşim, yok, ne işimiz var orada ya? Yani yok. Bu buradaki ayet Meryem suresinin 66. ayetinden itibaren bir bağlamda gelir. O bağlam ahireti inkar edenlerle alakalıdır. Müminlerle alakalı değil. Cehenneme girdin. Cehenneme girdin zaten, yandın, daha çıkamazsın ki oradan. Nerede? Öyle bir uğra, bir istasyon gibi geliyor sana. Bir uğradık, bir haşlandık, çıktık. Yok. Uğradın, kaldın, gitti. Ebediyen kaldın orada yani. Sakın öyle bir geçici bir durakmış gibi görmeyin. Bunun Kur'an'dan hiçbir referansı yoktur. Aman sizsiz olun, cehenneme girmek bir tarafa, görmemeyi başarmaya gayret edelim. Görmeyelim bile. Onu görmek bile azaptır, Allah korusun yani. Şimdi bunlar benim kendi algılamam değil. Ayetler bakın. Meryem suresinin 71. ayetini herkesle ilişkili görerek bir hata yapılıyor. Oysa o ayeti doğru anlayabilmek için Enbiya suresi 97 ila 103. ayetleri bilmek lazım. Şimdi bakın, Enbiya suresinin bu ayetlerini bilince Meryem 71 yerli yerine oturacak. Kafirlere, müşriklere hitaben, siz ve Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklar, hepiniz cehennemin yakıtısınız. Hepiniz oraya uğrayacaksınız diyor. Entüm leha varidun. Hepiniz oraya gireceksiniz. İşte ve in minküm illa variduha ayetinde söylenen de bu. Aynı şey yani. Levkâne haulâi âliheten mâ veradûha. Eğer o tapındığınız varlıklar gerçek manada ilah olsalardı, mâ veradûha, cehenneme girmezlerdi. Hem tanrı hem cehenneme gitti. Nasıl bir iş bu iş? Olmaz diyor Allah-u Teala. Ve küllün fiha halidun. O kendisine tapınılanlar da, tapanlar da, hepsi o cehennemde ebedi kalacaklardır. Lehum fiha zefirun.
Orada korkunç bir nefes alışverişleri olacak. Ve hum fiha la yesmaune. Onlar cehennemin içerisinde huzur, mutluluk duyacak herhangi hiçbir ses işitemeyeceklerdir. Korkunç bir yer. Bu işin felaket kısmı. Ama devam ediyor şimdi. 101. ayet. İnnellezine sebeqat lehum minnel husna. Kendileriyle alakalı tarafımızdan o en güzel hükümler verilmiş olanlar var ya, yani salih müminler var ya, ulaike işte onlar anha o ateşten mub'adune uzak tutulmuş olacaklardır. Yani haklarında olumlu karar verilmiş olanlar cehennemden de azabından da uzak tutulmuş olacaklardır. Yani oraya bir uğrayıp filan geçmeyecekler. Uzak duracaklar. O kadar uzak ki la yesmaune hasisaha cehennemin uğultusunu işitmeyeceklerdir inşallah. Ve hum fi meşlehet enfusuhum halidun. Onlar mahşer şartlarında canlarının istediği her türlü nimet ve ödülle nimet ve ödül yurdunda ebedi olacaklardır. Bu 102. ayet. 103. La yahzunuhumul feza'ul ekberu. Onları o en büyük korku hüzünlendirmeyecektir. Bak, orada o korkunç şartlarda hüzünlenmeyecek, o korkudan emin kılınmış olan insanlar olacaktır. Ayet haberini veriyor. Enbiya suresi 101, 102, 103. O korkunç felaketten hüzünlenmeyeceklerdir. Ve tetelakkahumul melaiketu. Ve melekler onları selam ile karşılayacaklardır. Selamun aleyküm diyeceklerdir onlara. Esenlik üzerinize olsun. Fedhuluha halidin. Şimdi ebedi kalanlar olarak siz de cennete girin diyeceklerdir. Hâzâ yevmukumullezî küntüm tu'adûn. Ve melekler selamla karşıladığı o yiğit müminlere diyecekler ki işte size dünya hayatında vaat edilmiş olan gün işte bugündür. Bugün Allah'ın nimetlerine ve onun ödülüne mazhar olacak şekilde bu cennetlere girin diyecek. Bunları şunun için okuyorum. Fezalike yevme izin yevmun asirun alel kafirine gayru yesirin. O günün zorluğu kafirlerle alakalı bir zorluk olacak. Gayru yesirin hiçbir kolaylık içermeyecektir. Ama bu kafirlerle alakalı bir paylamadır. Bir gözdağı vermektir. Mekkeli müşriklerin o pervasız, fütursuz, inatçı, alaycı, müstekbir, mütekebbir pozisyonlarında burunlarını sürtmek için Allahu Teala onlara mahşerin şiddeti üzerinden bir mesaj vermektedir. İnşallah bu hitaplar mümin olarak bizi inşallah etkilemeyecektir. İnşallah. İbn Abbas diyor ki kıyametin veya mahşerin kafirler için zor olması müminler için kolay geçeceği anlamına gelir. Fahrettin Razi'den okumuşum. İbn Abbas'ın bu görüşünü ne kadar rahat ettim. Onu görünce tamam biz de buradanız Allah'ın izniyle dedim. İnşallah. Evet, bu aslında bu detayları söyledim. Bir daha bunlarla vakit geçirmeyeyim. Bir kelime daha üzerinde durayım. Alel kafirine. Kafirler üzerinde, kafirlere çok zor bir gündür. Kafir nedir? Kafir bir hakikatin üzerini örten demektir. Biz buna biraz daha teknik akılda kalsın diye şöyle bir açılım getiriyoruz. Diyoruz ki kafir fıtratını örten adamdır. Allah herkesin fıtratına imani değerleri yazmıştır. Herkesin fıtratında iman potansiyeli vardır. Kafir o potansiyelin üzerini örten adam demektir. Kafirlikte, küfürde ısrar edenlere işte böyle bu ayette olduğu gibi elif lam takısıyla hitap edilir. El kafirin demek küfür kendisinde efendim tabiat olmuş adam yani. Küfürden ayrılmayan, küfürden beslenen, küfürle anılan, küfürden ayrı bir gündemi olmayan adamlar için böyle
el kafirin şeklinde eliflamlı gelir. İşte onlara yönelik mahşer şartlarının son derece zor olacağı, hiçbir kolaylık içermeyeceği beyan edilmektedir. Bir not olsun diye Leyl suresinin 8 ila 10. ayetlerini de böyle tarihe not düşme bakımından not olarak oraya aldım ama ben şimdi orada o detaya girmek istemiyorum. Yani aslında zor gündür demek, aslında cehenneme gitmek zordur demektir. Günün zorluğu oraya gitmenin zorluğunu da mana olarak içerir. Fakat oraya gitmek zordur. Sen ille de can atarsan, ben ille oraya gireceğim dersen, sana şimdi bir ayet okuyalım. Bak, o zor çok kolay olabilir. Ve emmâ men bekhile ve istagna ve kezzebe bil husna fe senüyessiruhu lil usra. Usra cehennem demektir. Yani zor gidilen yer demektir. Aslında belki de söylenmek istenen şudur. Yani cehenneme gitmek bu kadar zordu da nasıl başardın bu işi? Allah'ın mağfiretine ve merhametine rağmen nasıl becerdin cehenneme gitmeyi? Nasıl becerdi? Bekhile, cimrilik yaptı. Vestana, kendini kendine yeterli gördü. Başkası beni ilgilendirmez. Benim başkalarına karşı bir yükümlülüğüm yok dedi. Her güzel değeri yalanladı. İşte bu üç kötü özelliğin sonucu olarak fesenüyessiruhu, biz böylelerine kolaylaştırırız. Lil usra, zor olan cehennemi böylelerine kolaylaştırırız. Zor gün hem işleyiş itibariyle zor olduğu için bu adı alır, hem de oraya gitmek aslında zor olduğu için el usra denilir cehenneme. Cehenneme usra dendiğine göre cennete ne denir? Yusra. O da orada var. Femma men a'ta vettaka. Kim cömertçe infak eder, sorumluluğunu bilir, duyarlı davranırsa, vasaddaka bil husna, hakikat adına bütün güzellikleri her kim tasdik ederse, fesenüyessiruhu lil yusra, zaten kolay olan cennete gitmeyi ona daha da kolaylaştırırız. Kolay olan cennete gitmektir. Zor olan cehenneme gitmektir. Niye zordur? Canım, Rabbimizin Rahman ve Rahim sıfatları var. Rabbimizin afu, gafur sıfatları var. Rabbimizin şakir, şekür sıfatları var. Dolayısıyla bunlar bir insanın kurtuluşu için çok önemli avantajlardır. Ama bu devasa merhamet kapısını zorlamak yerine gidip izbe bir cehennem kapısını zorlamak kararlılığı ortaya koyarsan, işte aslında zor olan cehenneme gitmeyi kolaylaştırmış olursun diye böyle bir mana içeriği vardır. Emin olun, cehenneme el-usra denmesiyle bu ayetteki yevme idin yevmun asirun ifadesinin zorluk noktasındaki ilişkisini ilk defa şimdi söyledim. Şimdi aklıma geldi. Yani yazdık biz bunları ama ben bunları yazmamıştım. Şimdi aklıma geldi. Burada bir Rabbim yüreğimizi açtı. Asir usra kelimesi üzerinden cehennemle alakalı bir kanaat yüreğime doğmuş oldu. Onu sizinle paylaşmış oldum. Hemen Sümeyye'ye diyeyim, onu not alsın. Yeni şeyde, tefsirde o ilişkiyi mutlaka kuralım. Mutlaka kurmamız lazım. Ben kendi kendime aferin diyeyim. İyiydi bu yani. Sizden bir tepki yok. Yani ara sıra aferin demenin bir sakıncası yok. Ne olmuş yani? Birbirimize dua edelim, olsun bitsin. Hiçbir sakınca yok yani. Hiç kimse bundan bir şey kaybetmez. Yani bir adam bir adamı seviyorsa yüzüne söylesin. Hiçbir sorun yok yani. Ne şımaracaksın yani? Şımarılacak bir şey yok ama bir muhabbet vesilesi meydana gelir. O itibarla iyiydi. Bu iyiliğin peşi sıra devam edelim. Evet, şimdi bir Kur'an harikası bir cümle. 11. ayet. Harikalar ötesi bir cümle okuyacağız şimdi. Önce bu birkaç ayet, bunları 4 ayet, bunları bir topluca söyleyeyim. Sonra detayına gireceğim. Zerni ve men halaktu vahida.
tek başıma yarattığımı sen bana bırak. Ve cealtu lehu malen memduda. Ben bu adama şu kadar uzun uzadıya mallar verdim. Ve beni yine şuhuda. Gözler önünde şu kadar çocuklar verdim. Ve mehettu lehu temhida. Ve ben onun için her şeyi adeta beşik hassasiyetinde ihsan ettim, dizayn ettim, hizmetine sundum. Bu ne ile alakalı? Bu biliyorsunuz daha önce defalarca söyledim. Bazı ayetlerin nüzül sebepleri var. Yani ayetin inişine neden olan olaylar var. Öyle ayetler vardır ki siz o olayları bilirseniz ayetin mesajını kolay kavrarsınız. Eğer nüzül sebebini bilmezseniz bir takım tökezlemeler yaşayabilirsiniz. Şimdi burada nüzül sebebi Velid bin Mughire diye Mekke'nin işte kadısı olan, işte hakimi olan bir herifi naşerif var. Bu herifi naşerif böyle övünür dururmuş. Bu adam çok zenginmiş. O zenginliğine çok güvenirmiş. Hatta Müslüman olmak isteyenleri böyle önceden gider kafalarmış. Dermiş ki ben size şu kadar para vereyim, şu kadar mal, imkan vereyim. Siz yeter ki Müslüman olmayın diye böyle insanları malıyla Allah yolundan engellermiş. Hani Beled suresine geçiyor ya. Yekulu ehlektu malen lübeda. Ben bu uğurda ne kadar mallar sarf ettim. Sanki çok büyük iş. Başına bela olacak haberi yok yani. Böyle bir zenginliğin sahibiymiş. Bu adamın rivayetlere göre 9 veya 11 tane de oğlu varmış. Oğuldan yana da durum işte ona göre şenlik. Hatta hiç yokmuş gibi bir de şöyle dermiş. Ene vahidübnü vahidin. Ben vahidin oğlu vahidim. Yani benim Araplar içerisinde benim gibisi de yok, babam gibisi de yoktu. Mughire işte. Mughire işte onun babası Velid oğlun adı. Biz bir tekten adamız yani. Babam da tekti, ben de tekim. Bizim benzerimiz yok. Öyle hava atarmış. Şimdi ona onun havalarını boşa çıkarmak üzere bakın ne diyor Allah-u Teala. Zerni ve men halaktu vahida. Sen o vahidi bana bırak diyor Allah-u Teala. Şimdi tabi ayağa kalkmak ve bir şeyler işaretle göstermek lazım ama öyle bir düzeneğimiz yok burada. Söyleyeyim, siz de oradan takip edin. Şimdi bu ayetin birbirine eşit derecede doğru 5 tane tercümesi var. 3 kelimelik bir ayet, 5 tercüme. Nasıl bir şey? Bakın şimdi nasıl. Muhteşem. Muhteşem bir Kur'an cümlesiyle baş başayız. Kur'an'ın icazının şapka çıkartılacak örneklerinden bir tanesidir bu. Bakın nasıl manalar bir ayetin içerisinde mündemiş. Nasıl Allah-u Teala bu manaları 3 kelimeye sıkıştırmış görelim. Zerni ve men halaktu vahida. Tek başıma yarattığımı bana bırak. Tek başıma. Yani onu ben yarattım. Vahid kelimesi halaktu fiiliyle ilişkili görülür. Tek başıma yarattım. Ben yarattım onu yani. O kim ki? O her ne kadar başka varlıklara da tapınıyorsa da o varlıklar onu yaratan değil. Onu yaratan benim. Onu tek başıma ben yarattım diyor. Sen onu bana bırak. Birinci anlam bu. 2. Zerni ve men halaktu vahida. Bu defa bu vahid kelimesi men halaktu cümlesiyle ilişkili olur. Tek başına yarattığımı bana bırak. Tek başına, o tek, şimdi öyle fazla çocuklarıyla, şununla bununla övünüyor ama, onu ana rahminde tek başınaydı, ben yarattım. Tekti yani, tek. Şimdi kalabalıkla övünmesi, aldanmaktan başka bir şey değil. Tekti ve onu ben yaratmıştım. Bununla alakalı 2 ayet var. Biri En'am 94'te, biri Keyif 48'de. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ. Sizi en başta, nasıl ki tek başınıza yarattıysam hesap vermek üzere de teker teker huzuruma geleceksiniz.
başta nasıl tek başına yaratıldıysanız diye Kehf 48'de geçiyor. En'am 94'te de benzer bir mana vardır. Orada da وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا bize tek başınıza geleceksiniz. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ nasıl yaratılışta tek başına idiyseniz yargılanmak üzere önümüze huzurumuza da öyle tek başınıza geleceksiniz. Tek başına geleceksin. Yani şimdi yalandan kalabalıklarla övünme. Tek başına yarattım seni. Ananın rahminde şu kadar nüfusun yoktu senin demeye gelir. Bu ikinci ihtimal. 3. Zerni ve men halaktu vahida. Vahid kelimesini hem zerni hem men halaktu ifadesiyle ortaklaşa ilişkili görürüz. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Vahid kelimesi bu defa baş başa anlamına gelir. Beni yarattığımla baş başa bırak. Artık tek başına veya tek başıma yarattığım ifadesi ayrıntısından uzak baş başalık manası verir. Beni tek başına yarattığımla baş başa bırak. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Onun hesabını ben görürüm. Yani sen onunla alakalı herhangi bir zihni çalışmanın içerisinde bulunma. Boşuna zaman harcama. Sen onu bana bırak. Yarattığımı sen bana bırak. Sadece bana bırak. Yarattığımı sen bana bırak. Yani onun hesabını ben görürüm. Sen onunla alakalı bir çabanın içerisine girme. Sen görevine bak. O ne kadar kendine göre esip savuruyor olursa olsun dert değil. Onun o halini ben burnunu sürterek ortadan kaldıracağım. Burada hem peygamberimize bir moral hem de Velid bin Mughire gibilere bir gözdağı verilmesi amaçlanıyor. Bu 4 tane ihtimal biraz gramer kuralları da işletilerek elde ediliyor. Hani dedim ya adam ben Vahid'in oğlu Vahid'im diyordu. Ene Vahid ibnü Vahid'in. Vahid'in oğlu Vahid'im. Tekim benim gibisi de babam gibisi de yoktur diye övünüyordu. İşte o övüncü iptal etmek üzere Allah-u Teala bu defa ayetteki Vahid kelimesini sıfat olarak kullanıyor. Zerni bana bırak ve men ve şunu. Şunu bana bırak. Halaktu yarattım. Kimi Vahid'i? O Vahid'i, o yarattığım Vahid'i sen bana bırak. Vahid kendim Vahid'im diye övünüyordu. O övüncünün yersiz olduğunu ortaya koymak için. O tek olduğunu iddia eden o Vahid'i sen bana bırak. Onu ben yarattım. Onun hesabını ben göreceğim anlamında 5. anlam ihtimali devreye girer. 5 cümlenin 5'i de doğrudur. 5'inde de verilmek istenen mesaj ayetlerin bağlamıyla birebir örtüşecek bir mahiyet arz etmektedir. 3 kelime, 5 tercüme. 5'i de doğrudur. Mealler eğer bu 5 tercüme biçiminden herhangi birini tercih etmişse doğrudur. Bazen meallerde birbirini tutmayan cümleler görürsünüz. İşte bunların biri öbürüne hiç uymuyor, bunların hepsi karmakarışık etti diye şikayet etmeye gerek yok. Eğer muhtemel anlamlardan bir tanesi tercih edilmişse bu anlam zenginliği meallerin farklı olmasına da bir kapı aralayabilir. Bunu bir zahmet değil, bir rahmet olarak görebiliriz. İşte bu ayet onun delillerinden bir tanesidir. Peki neden bu ayet Hazreti Peygamber'e hitaben, neden bu bağlamda özellikle zikredilmiş? Bir, bunun sebebi Allah-u Teala Hazreti Peygamber'i destekliyor. Ona moral veriyor. Yani bu adamların gürültüsüne, patırtısına fazla itibar etme. Bunların hesabını ben göreceğim. Onların yaptıklarına karşılık hak ettikleri akıbeti ben vereceğim. Kezalike nef'alu bil mücrimin der Mürselat suresinde. Mücrimlere ne yapılacağını biz kararlaştıracağız diyor. Yani insanlara Allah'a karşı suçlarından dolayı cezayı Allah verir. İnsanlara Allah'a karşı suçlarından dolayı cezayı insanlar veremezler. Onlarla ben ilgileneceğim diyor Allah-u Teala.
sen cezai müeyyidelerle ilgilenme. O benim işim. Hem peygamberimize görev noktasında bir sınır belirliyor, hem de peygamberimizin karşıtlarına bir gözdağı veriyor. Yani siz ne kadar kibirlilik, müstanilik ortaya koyuyor olursanız olun, ne kadar afralar tafralar satıyor olursanız olun, siz bunların hesabını ruzi mahşerde Allah'a mutlaka vereceksiniz. Bu anlamda Rabbimiz ilgili kafirlere meydan okuyor. Bu meydan okumayı ayette görmek durumundayız. Evet. Şimdi gene defalarca söyledim. Sırası geldi, bir daha söyleyeyim. Bakın burada Velid bin Mughire ile ilgili gelmesine rağmen bu ayetler, ayetlerde Velid bin Mughire ismi üzerinde durulmaz. Niye? Çünkü Kur'an'a göre Velid bin Mughire bir kişidir ama hakikat Velid'in izinden gidenlerin haddi hesabı yoktur. Firavun ölmüştür, firavunluk devam ediyor. Ebu Leheb ölmüştür, Ebu Leheb'lik devam ediyor. Velid bin Mughire ölmüştür ama Velid'in izinden gidenler devam ediyor. Onun için kıssalarda isimler üzerinden değil, mesajlar üzerinden bir okuma yapmak lazım. Allah-u Teala'nın kıssalarda isim zikretmemesinin sebebi mesajı evrensele taşımasıdır. Mesaj evrensele taşınsın diye isimler üzerinden gidilmez. Ebu Leheb bile adamın adı değil işte yani. Abdülüzza vatandaşın adı. Hanımı Ümmü Cemil. Hanımın adı o. Ama vemraetuhu der ona Allah-u Teala. Onun hanımı der. İsmini söylemez. Niçin? Mesaj tarihsel değil, evrensel olsun diye. Burada da aynı mana, aynı maksat söz konusudur. Allah-u Teala isim üzerinden değil, nitelikler üzerinden meseleyi ortaya koyar. Nitekim bakın, bu ayette bir kişi üzerinden her ne kadar mesaj ortaya konuluyorsa da Müzzemmil suresinin 11. ayetinde bu meydan okuma çoğul hitapla gelmiştir. Ve derni vel mükezzibine der. Yalanlayanları, hakkı hakikatı yalanlayanları sen bana bırak. Yalanlayan kişiyi demiyor. Çoğul el mükezzibin, yalanlayanları bana bırak der. Benzer bir ifade Kalem suresinin 44. ayetindedir. Orada da federni ve men yükezzibu bihazel hadis. Bu sözü yalanlayan her kim varsa sen onları bana bırak der. Kalem suresi 44. ayette. Şimdi tabi kafirler üzerinden mesaj verildiği için kimse buradaki tehdidi üzerine almıyor. Yalanlayanlar kimlerdir? Acaba içimizde bunu yalanlayanlar var mıdır? Üzerinden pek kimse mesajı düşünmüyor. Halbuki ya şu gün bile mesela adama ayetle hitap ediyorsun. Diyorsun ki bak o konuda öyle düşünüyorsun ama o konuda şöyle bir ayet vardır. Diyorsun cevap. Bırak o ayeti canım. Bana ayetten konuşma diyor. Bırak o ayeti. Bana şu kadar sayıda ayet delil getirsen bile itibar etmem. Ne kadar bir tehlikeli sözler yani. Bunlar nereye gider bunun ucu? Yani hatta adama ayet okuyorsun, bakışlarının şiddeti değişiyor. Böyle yiyecekmiş gibi bakıyor. Yani böyle bir ayetin de şimdi sırası mıydı? Hatta belki de böyle bir ayet niye var dercesine. Böyle bir öfke patlaması yaşıyorlar. Öyle olanlarla karşılaşırsanız onlara hemen Hac suresinin 72. ayetini hatırlatın ve geç. Israr etmeyin. Eğer size biri bana ayetten konuşma diyorsa daha sırasını veya inkarını abartmaması için ona de ki sana 72. ayetini, Hac suresinin 72. ayetini okumanı tavsiye ediyorum de git. Yapacak bir şey yok. Çünkü adam biraz daha olsa aleni bir inkara işi dönüştürecektir. O tam bir felaket, tam bir rezalet olacaktır. Hac suresi 72. ayeti zihninizin bir kenarına not edin.
Ben şimdi o ayete girmek istemiyorum. Şimdi ayeti yalanlıyor adam. Ayeti duymak istemiyor. Ayetin mesajının onun düşüncesinden farklı olduğunu ihtimal olarak bile hissettiği için ayeti anlamak istemiyor. Demek istiyor ki beni yanlışımla baş başa bırak. Yanlışıyla avunanlar doğrudan korkanlardır. Doğruyu söylediğin zaman yanlışa sığınacak, yanlışı terk etmek zorunda kalacak, yanlışıyla kavga etmeye başlayacak. Buna bir mecali olmadığı için de iyisi mi ben yanlışla devam edeyim, sen bana doğru adına hiçbir şey söyleme demeye getiriyorlar. Bir müminin böyle davranmaması elbet gerekir ama böyle davrananlar da üzgünüm oldukça fazla. Hemen yanı başımızda bile böyle insanlar maalesef var. Evet, mesajlar şahıslar üzerinden değil, nitelikler üzerinden veriliyor ve işte o niteliklerle alakalı bir boyut daha. Ve cealtu lehu malen memduda. Ben o adama şu kadar mal verdim diyor. Yani Velid bin Mughire ve elbet onun gibi olanlara. Mali memdud. Memdud artan, çoğalan, eksilmeyen anlamına gelir. Eksilmeyen bir mal verdim. Bakın Allah-u Teala bu Velid bin Mughire üzerinden bunun malının her sene arttığını da bir vesile söylemiş oluyor. Hatta bunun hani tarım ürünleri noktasındaki zenginliğine ilaveten hayvansal üretimde de malları, sürüleri her sene artarmış yani. Böyle bir yapısı varmış. Allah-u Teala onları hatırlatıyor. Fakat bu arada diyor ki bak cealtu lehu, ben ona verdim. Cealtu lehu, yani hiç kimse bu mal benimdi demesin. Bu malı bir veren vardır. Malı vereni unutursan mala sahip olduğunu zannedersin. Malın senin, senin hakkın olduğunu ve senin onu elde ettiğini zannedersin. Böyle zannedenler malına sahip olmaz, malına ait olurlar. Mala sahip olmayıp mala ait olanlar bilsinler ki infak ettikleri malları onlara mahşerde, infak etmişlerse mahşerde yardımcı olur. Ama malını burada Allah yolunda dağıtmamışsa malını dağıtmayanları malları dağıtacaktır, bunu unutmasınlar. Malını dağıtmayanları malları dağıtacak, perişan edecektir. Bu ayette hem Velid bin Mughire gibilere bir gözdağı veriliyor, hem de malın ve servetin vereni olarak Allah-u Teala kendisinin olduğunu zihinlere kazıyor. Cealtu lehu malen memduda. Ona sürekli artıp duran bu malı ben verdim. Ancak bu malın bir adama verilmesi onun lehine gibi algılanmamalıdır. Çok mal hesabın da çok olacağı anlamına gelir. Ne kadar çok servetin varsa hesabın o kadar ağır olacak demektir. Her kuruşundan hesaba çekilecek isen çok malla övünmek yerine malın azaltılması, Allah yolunda azaltılması, böylece mahşerde hesabın kolaylaştırılması için bir çaba ortaya koymak daha akıllıca ve daha duyarlı bir davranış biçimidir. Evet, Kur'an'da mal ahlakı, infak ahlakı, bölüşüm ahlakı diye şu kadar sayıda ayeti kerime vardır. Bu ayeti kerimeler hani mütedebbir bir okuyuşla, inceleyen, inceden inceye sorgulayan bir okuyuşla takip edilirse harikulade sonuçlar elde edilecektir. Şimdi bu zatla alakalı bir başka hususiyet. Diyor ki Rabbimiz, buyuruyor ki ve beni yine şuhuda. Ben bu adama gözler önünde şu kadar çocuklar verdim. Çocukla övünmek. Çocukla övünmek, çoklukla övünmektir. Öyle değil mi? Veylün likülli hümezetin lümeze. Ellezî cema'a malen ve addedehu. Malını,
biriktirip toplayan ve onu habire sayıp sarmalayan adamlar. Bunlar şımarıklık sebebiyle, kaş göz hareketleriyle, el kol hareketleriyle insanlarla alay edenlerdir. Ve o insanlarla alay edenler insanların gururunu kıranlardır. İnsanların gururunu kıranların mahşerde gideceği yer Hutame cehennemidir. Hutame kırıp geçiren demektir. Burada kim kimin gururunu kırıp geçiriyorsa bilsin ki mahşer sabahı onun da gururu Hutame cehennemiyle kırılacaktır. Bu öyle. Şimdi Tekasür suresi var biliyorsunuz. El hakimut tekasür. Çokluk onları o kadar oyaladı ki, yani sizi, Mekkeli müşrikler üzerinden söylüyor. Sizi çokluk, çoğaltma tutkusu, biriktirme tutkusu sizi o kadar oyaladı ki hatta zürtümül mekabir, ta ki mezarlıkları ziyaret eder oldunuz. Yani mezara gittiniz. Yani ölene kadar bu mal ve servet ya da çocuk çokluğu üzerinden bir tutku sahibi oldunuz. Bu bir felakettir. O felaket, hani ayetlerin, Tekasür suresinde devam eden ayetlerin mesajı nasıl bir korkunç akıbetin ekilmekte olduğunu ortaya koyuyor. Ben o detaya girmiyorum. Bir ayeti ama yine bu vesileyle hatırlatayım. Hadid suresinin 20. ayeti var. Hadid suresi 20. ayet. Beş nokta üzerinde durur Allah-u Teala. Hadid suresi 20. ayette beş şeye dikkat eder. Dikkat çeker. Bu ama Hadid suresi 20. ayet deyince yani sizden ufak bir istirhamım olsun. Eve gidince Hadid suresinin 16. ayetini bir okuyun. Ben şimdi oraya girersem orada kalacağım biliyorum. Ama siz 16. ayet ama anlayarak Allah aşkına. Bize de ne demek istiyor sorusunu sorarak Hadid suresi 16. ayeti bir okuyun. Ben 20. ayeti okuyorum. İ'lemu, iyi bilin ki ennemel hayatü dünya, bu dünya hayatı var ya, bu aşağı, bu yakın, bu yaşamakta olduğunuz hayat, dünya yakın, aşağı, içinde bulunulan demektir. Bu içinde bulunduğunuz hayat var ya, bu hayat le'ibun, oyundur. Ve lehvun, eğlencedir. Ve zinetün, süstür. Ve tefahurun beyneküm, aranızdaki yersiz övünçlerdir. Ve tekasürün fil emvali vel evladi. Bu dünya hayatı mallar ve çocuklarla ilgili bir çoğaltma tutkusundan ibarettir. Beş şey: oyun, eğlence, süs, yersiz övünç ve mal çocuk çoğaltma duygusudur. Öyle değil mi? Öyle değil mi yani? Bu beşi hepimiz için geçerli değil mi? Böyle görüyoruz. Daha çok mal biriktirme, daha çok çocuğumuz olsun isteme veyahut da yersiz süsler. Oo, süsler. Süsler denince neler şimdi aklıma geliyor, neler? Yani geçen bir televizyona gitmiştim. Orada geldi şey makyöz. Geldi, baktım ki hışımla geliyor. Yani yüzümüze darbeler indirecek. Halit hocam, hayırlı mesailer. Biz dua bekleriz o yoğun cemaatin içerisinden. Geliyor, baktım ki hışımla. Nedir, hayırdır, nereye geliyorsun dedim. Makyaj yapacağım dedi. Neyi örteceksin dedi. İşte yüzün yüzü falan. Hiç kusura bakma. Benim yüzümde sıbgatallah var dedi. Anlamadı. Sıbgatallah dedim. Sıbgatallah, Allah'ın boyası. Ben Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan bir adamım. Sen şimdi neyi kamufle edeceksin? Zorun ne? İşte ekranda hiç sorun olmaz. Dert etme dedim. Sıbgatallah. Allah'ın boyası var ya. Ve men ahsenu minallahi sıbgaten. Allah'ın boyasından daha güzel boya mı varmış? Öyle değil mi mesela? Bana defalarca söylemişlerdir. Hocam işte saçlarını siyaha boyasan.
Niye? Ne olacak yani? Nere boyarsan boya, dibinden beyaz geliyor. Her Allah'ın günü onunla mı uğraşacağım yani? Bunların beyazlatıcısı Allah-u Teala'dır. Bunları beyaz uygun görmüş. Amenna. Ne olacak yani? Kaportayı ne kadar süslersen süsle. Motor bozuksa yapacak bir şey yok. Yani için göçmüş, dışarıyla alakalı habire. Makyaj yapan kadınları hiç anlamamışımdır bugüne kadar. Böyle kaşlarıyla uğraşıp duruyor. Geçiyor aynanın karşısına, bir eziyet sorma gitsin. Oradan al, buradan al, orayı kırp. Bir de botoks yaptırıyor. Baslar mı? Böyle şişiyor suratı böyle. Mesela ağzı böyle komple hareket ediyor. Yani mimikler ölmüş. Gülemiyor yani. Geriliyor ortalık. Ne uğraşıyorsun? Allah'ın sanatını neyini beğenmedin? Eğer bir rahatsızlık varsa, eğer tedavi gerektirecek bir hastalık varsa onun tedavisiyle uğraşmak canıma minnet. Sözüm ona değil. Ama mesela böyle burnunu kırdırıyor adam. Böyle burun estetiği diye bir gündemi var. Nefesi tıkandığı için değil. Biraz daha farklı görünmek için filan. Öyle bir tanesi soru sormuş bana. Dedim ki bak, senesi muhu alel hurtum diye bir ayet var. Onların burnunu sürteceğiz diyor Allah-u Teala. Lan burnunla fazla uğraşma. Bu ayet aklıma geliyor, uğraşma. Yani sürttürme burnunu. Eğer hastalıksa, bir tedavi ihtiyacı varsa ona bir şey demiyorum. Nisa suresinin 116. ayeti olması lazım. Orada öyle bir uyarı var. 119. Vele udillennehum vele umenniyennehum vele amurannehum fele yubettikünne azanel en'ami vele amurannehum fele yugayyirunne halkallahi ya. Lan, Nisa suresi 119. ayet inmedi bu adamlara ya. Şeytan diyor ki bak, şeytan. Le'anehullahu. Allah ona lanet etsin diyor. 118. ayette. Şeytana ve kâle, şeytan da lanetin peşinden diyor ki le'ettehidenne min ibadike nasiben mefruda. Ben senin kullarından belli bir bölümü kendime alacağım. Yani saptıracağım. Ve le'udillennehum, onları şaşırtacağım. Ve le'ümenniyennehum, onlara çeşitli kuruntular vereceğim. Ve le'amurennehum, onlara emredeceğim. Fele'yübettikünne azanel en'ami, hayvanların kulaklarını yaralayacaklar. Ve le'amurennehum, ve onlara emredeceğim. Fele yugayyirunne halkallahi, Allah'ın yarattığı şeyi değiştirteceğim onlara. Ne zorun var ya? Nedir yani? Derdin ne yani? Sağlıksa canıma minnet. Ona hiçbir sözümüz yok. Ama böyle acayibul garayip işler yapmanın bir manası yok. Hele burnuyla hiç uğraştırmasın. Kalem suresinin 15. ayeti hısenesim huhu alel hurdum, burnun sürtünmesi gibi bir şey var. Oraya hiç kapı aralamayalım. Evet, buraya şuradan geldim. Yersiz işler yapmamak lazım. Gereksiz süsler peşine koşmamak lazım. Gereksiz övünçler üretmemek lazım. Benim şu kadar malım var. Senin olanla övünme. Övüneceksen infak ettiğinle övün. Yiğitlik budur. Ne kadar çocuğun fazlalığı ise varsa onunla övünme. Kaç tanesini Allah yoluna adamışsın. Herifsen onunla övün. Hamileyken karnındaki çocuğu Allah'a adayan anne gibi olabiliyor musun? Bana ondan söz et. Meryem gibi Allah'a adanmış çocukların var mı? Sayısı önemli değil. Bir tane olsun, arzu edilen türden olsun. Boş övünçler üretmeyin. Üretmeyelim. Dünya hayatını bir oyuna, bir eğlenceye, bir süse, bir övünce ve mal çocuk çokluğuna dönüştürmeyelim. O ayetin devamında buyuruyor ki kemeseli gaysin, bu dünya hayatı bir yağmura benzer. Acebel küffara nebatu. Yağmur yağdığı zaman tarım ürünleriyle meşgul olan ziraatçıların hoşuna gider. Yağmurun yağması neticede bitkiler yeşerecek, çiçek verecek, dalı budağı yaprağı olacak, meyvesi olacak. Ama sonra bir fırtına gelecek, sonbahar olacak, yapraklar sararacak, dökülecek, çer çöp halini alacaktır. Hayat dediğin bundan ibarettir. Bu kadar. Bir mevsime bakar. Onun için el malu vel benune zinetul hayatid dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdürler. Vel bakiyatus salihat. Salih olan şeyler baki olan şeylerdir.
Hayrun inde rabbike sevaben. Rabbinin katında sevap olarak hayırlı olanlar salih amellerden olan beka içerikli davranışlardır. Ve hayrun emela. İşte insana bir arzu anlamında daha hayırlı sonuçlar vaat edecek olan salih amellerdir. Mallarla, çocuklarla süslenip durmanın bir alemi yoktur. Ali İmran suresinin 14. ayetini de bu vesileyle bir kenarından hatırınızda bulundurun. Ali İmran 14, Keyif suresi 46, Tekasür suresinin ilk iki ayeti, Hadid suresinin 20. ayeti ve nihayet Müddessir suresinin okumakta olduğumuz şu 13. ayeti bize mal, çocuk, servet biriktirme noktasındaki asıl ahlakın ne olması lazım geldiğini öğretiyor. Kur'an'dan bakarsanız böyle görürsünüz. Kur'an'dan bakmazsanız övüneceğiniz şeylerin şirazesi kaçar. Ondan sonra daha da önünü alamazsınız. Ve beni yine şuhuda. Bu Velid bin Mughire'nin böyle çok çocukları varmış. Bir yere giderken hepsini beraber götürürmüş böyle. Böyle hava atarmış yani. Hatta bu adam bir iki ders sonra gelecek. Cehennemin bekçileri 19 tanedir diye bir ayet gelecek. Bir iki ders sonra gelir herhalde. Orada dermiş ki o ayet geldiğinde. Bunun vaat ettiği cehennemi 19 kişi koruyormuş. Benim 11 tane uşağım var. 8 kişi de Mekke'den çıksın. Biz orayı yeneriz diyor. Bak bak. Bak. Böyle işte böyle yersiz kuruntular adamı palyaçoya dönüştürür işte. Böyle komik duruma düşersin. Böyle maksadını aşan cümleleri söylemek durumunda bırakabilir seni. Böyle çıkışlar yapmamak lazım. Evet. Şimdi burada bir şeye daha çok kısaca temas etmek lazım. Yani çocuklarımızı sevmeyecek miyiz? Tabii ki seveceğiz. Malımız, mülkümüz varsa onları sevmeyecek miyiz? Onları da seveceğiz. Çünkü Allah yolunda harcanan mal bizim cennet azığımız olacaktır. O anlamda onlara değer veririz. Fakat her ne ki seviyorsunuz, onu sevmeyi tutkuya dönüştürmemeyi başarmalısınız. Sevginizi tutkuya dönüştürürseniz sevginin şirazesi kayar. Ondan sonra az sevmeniz gereken şeyi çok, çok sevmeniz gereken şeyi az seversiniz. Böylece adresi şaşırmış olursunuz. İnsanların çocukları üzerinden sevgilerinde bir sorun yok. Ama çocuğunu sevenler Allah'ı daha çok sevmek zorunda olduklarını unutmasınlar. Gün gelir. Biz bu derslerde eğer Mümtehine suresini okursak, benim Samsun'daki dersimde bu hafta Mümtehine suresini başladık. Dün orada ders yapmıştık. Orada muhteşem bir sevgi ahlakı öğretir Allah-u Teala. Surenin ilk 7 ayeti harikulade bir sevgi motifi üzerinde durur. Neyi ne kadar nasıl sevmek lazımı öğretir. Burada da o dersi işlersek nasip olursa onun üzerinden bir şeyler söylemiş oluruz. Sözüm şudur. Sevmekte bir sorun yok ancak sevgiyi kontrol altına almak lazım. Aşığın gözü kördür derler. Aşk gözü kör eder derler. Niye? Birini çok abartılı severseniz artık ondaki kabahatleri görmez olursunuz. Ve hiç kimse hiç kimseyi hiçbir şekilde sınırsız bir abartıya konu edinmemelidir. Sevginiz kontrollü olsun, gün gelir onu sevmemeniz gerekebilir. Sevmemekte kontrollü davranın, gün gelir onu sevmek durumunda olabilirsiniz. Hazreti Peygamber'in harikalar ötesi hadisi şerifini burada defalarca söyledim. Şimdi de manasıyla yetinmiş olayım. Ve mehettü lehu temhida. Bu adam için her türlü imkanı hazırladım diyor Allah-u Teala. Mehd beşik demektir. Beşik. El mehdü beşik. Hani Hazreti Peygamber'in hadisi şerifi var ya. Utlubul ilme minel mehdi ilel lahdi. Mehd beşik demektir. Ben onun için her şeyi adeta beşik hassasiyetinde ayarladım diyor Allah-u Teala. Beşik neyi temsil eder? Beşik çocuk için her bir değeri temsil eder. Korunmayı, muhafazayı, tehlikelerden beri olmayı ve göz önünde bulunmayı, bulundurulmayı temsil eder. Çocuk için beşik böyle bir sığınaktır. Böyle bir özlem duyulan yerdir. İşte beşik nasıl ki çocuk için önemli bir değer ifade ediyorsa,
Biz de beşiği o anlamda bir korunak olarak nasıl görüyorsak, Allah-u Teala bu arzı, sadece arzı değil, semavattaki yıldız ve gezegenleri dahil, melekleri dahil, yeryüzünün bütün argümanlarını insanlar daha rahat, daha huzurlu ve Allah'a daha güzel kul olsunlar diye Cenab-ı Hak tarafından sisteme kavuşturulmuştur. Bu adama verilen nimetler de beşik özelinde bir bebek gibi kabul edilerek ona her türlü imkan verilmiş. Ama onun bu imkanlara karşı tavrı hiç de arzu edilen türden değil. Bu adam, bu Velid bin Mughire, yani kendisine Kureyş'in reyhanesi derlermiş. Kureyş'in gülü derlermiş. Öyle el bebek, gül bebek bir şeyi varmış yani. Bir konumu varmış. O konumu diyor ki Allah-u Teala, sen elde etmedin. Ben yaptım onları ben. Mehettü lehu. Ben ona beşik olarak hazırladım. Bütün imkanları ben verdim. İmkanların arkasında Allah'ı görmeyen, bir nimetin perde arkasında Allah'ın bulunduğunu unutan adam en büyük müsriftir. İsraf sadece malını Allah yolunun dışında harcamak değildir. İsraf bir malın kaynağında Allah'ı görmemektir. İşte burada onu hatırlatıyor. Bu adamı ben yarattım. Buna şu kadar mal mülk ben verdim. Şu kadar evladı iyal ben verdim. Ona her türlü imkanı ben hazırladım. Oysa bunca imkanın ve bunca nimetin karşılığında işte ortaya koyduğu tutuma bakın şimdi. Sümme. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Bu sümme her zaman sonra manasına gelmez. Her zaman sonra demek değildir. Sümmenin asıl anlamı sonradır ama her yerde bu anlamı vermez. Mesela işte ben En'am suresi 1. ayetten de delil getirdim ama şunu şunu sana verdim, buna rağmen kalkmış bir de şöyle yapıyorsun deriz ya. İşte şu 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 var, yetmiyor, bir de bunu istiyorsun. Üstüne üstlük yetinmiyorsun, bu kadar imkan verdim, bu imkanlara itibar etmiyorsun, bunlarla yetinmiyorsun. Ne oluyor? Yatma'u. İstiyor ki, tamah ediyor. Ta canı gönülden şunu arzu ediyor. Neyi arzu ediyor? En ezide. Biraz daha vereyim istiyor. Her şey verdik, yetmedi. Daha istiyor. Daha istiyorsa şimdi bakın ne oluyor. Fecir suresinin 15 ve 16. ayetleri var. Fecir suresi 15-16. O ayetlerde Allah-u Teala buyurur ki Allah insanlara malları imtihan için verir. Allah malı ikram edince kalkıp Allah Rabbim bana ikram etti der. Biraz kısar imtihanı, biraz farklı yaparsa Rabbim beni hiç önemsemedi, bana ihanet etti der. Mal, servet ahlakı doğru değerlendirilirse adam için nimettir. Değilse bir felaketin habercisidir. Nebi Aleyhisselam'a nispet edilen bu mal ve servet ahlakıyla alakalı insanoğlunun hemen her birinin sahip olduğu bir arızaya dikkat çeker Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her ne kadar tefsirde, tefsir usulünde farklı bir konunun argümanı gibi sunuluyor olsa da aslında söyleniş amacı da muhtevası da tam bizim konumuzla alakalıdır. Buyurmuş ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, levkâne libni âdeme vâdiyâni min mâlin lebtegâ vâdiyen sâlisen ve levkâne sâlisen lebtegâ râbi'an ve lâ yemle'u cevfebni âdeme illet turâbu. Şimdi bizler bazılar diyor ki eyvah, hadis de okuyor bu, tüh. Keşke okumasaydı. Hiç istemiyorlar hadis okumamıza. Hadis sanki onların babasının malıymış gibi yani. Biz diyoruz ki siz uydurmalarla idare edin. Biz aslını hiç ihmal etmeyin, merak etme yani. Ama bu hadis, buna hadis de demiyor bu zevat. Bunlara diyorlar ki bu şimdi okuduğuma. Nesih diye bir şey var. Nesih. İptal kurumu. Kur'an'da nesih üç türlüdür. Nedir? Bir. Metni baki, hükmü mensu. Yani ayetin kendisi var, içi yok.
bir anlam ifade etmiyor. Metni baki, hükmü mensup bu demek. Kendisi duruyor ayetin ama içi bir işe yaramıyor. Haşa ve kella, hem ne haşa. Ne ayetler var bununla alakalı biliyor musun? Ne tehditkar ifadeler var. Neyse konu o değil. İkinci nesih türü, hükmü baki, metni mensup. Baba. Hükmü var, kendisi yok. Peki bunun ayet olduğu ne malum? Nasıl ayet oluyor bu? Var. Başına işler geliyor işte. Bir şeyler oluyor falan bilmem ne. Bir takım mizansenler var. Biliyorsunuz onları. Bu ikinci türü. Bir tane daha var. Hükmü de, metni de mensu. Hükmü de yok, metni de yok. E ne? Ne bu, ne yani? Bu bir ayet. Hadi oradan ya. Böyle ayet olur mu? Deli mi nesin ya? Hükmü yok, kendi de yok. Ve ayet. İşte onun delili olarak bunu kullanırlar. Alakası yok ya. Alakası yok. Öyle ballandıra anlatıyor. Bu ayet, hem buna ayet diyor. Alakasız bir şekilde. Hem bu mensuhtur. Peki bunu nesheden ayet hangisidir? Onu bilen yok. Ayet var mensuh ama nesheden, yani kaldıran, o da belli değil. Böyle uçuk kaçık şeyler ya. Onun delili olarak sanarlar. Peki bu ayet denen, bu rivayet ayet değil. Elbette kesinlikle ayet değil. Öyle bir şey olur mu yani? Ayet olsa Kur'an'da olurdu. Vahiy Kur'an'da olandır, bitti. Bu kadar yani. Peki ne diyor Peygamberimiz? Bakın ne diyor. Bakın ne kadar doğru bir şey söylüyor ya. Buna nasıl mensuh dersin be? Adem oğlunun iki vadi dolusu malı veya altın mücevheri olsa, Levkane libni Adem'e vadiyani min malin min zehebin diye rivayetler de var. İki vadi dolusu altın mücevheri olsa, lebdeha vadiyen salisen, üçüncüyü ister. Üçüncüsü olsa dördüncüyü ister. Bu nokta nokta demektir yani. Öyle değil mi? Bir müşterisi gelene bir tane daha istiyor. Özel muayenehanesi olan doktor bir hasta yeni bir tane daha istiyor. Şimdi doktorlara işin rast gitsin de diyemiyorsun adam. Yani veya işte avukata, yani Allah işini gücünü asan etsin, Allah bol rızık versin deyince bütün millet birbirine düşsün demektir yani. Yani nasıl dua edeceğimizi de şaşırdık yani. Evet. Şimdi sözüm şu. Peygamberimiz buyuruyor ki iki tane olsa üçüncü ister. Üç tane olsa dördüncü ister. Vela yemle'u cevfebni Adem'e, Adem oğlunun karnını ancak illet turabı, toprak doldurur. Bak, iki gün önce kral öldü. Öyle uçaklarla geziyordu. 2 metre bezle adamı gönderdiler. Ne krallık kaldı, ne mal, ne servet, ne bir şey. Geri baki kubbede, bu kubbede baki kalan, becerebiliyorsan bir hossadan olsun. Ne ile anıldığına bak. Hazreti İbrahim gibi dua et. وَجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ Ya Rabbi, benim adımı sonra gelenler arasında bir sadakat dili eyle diye. Böyle bir isim bırakabiliyor musun? İşte İbrahim'i hayat budur. Ne kadar malın mülkün olsa da sonuç birkaç metrelik bez, 2 metrekarelik bir çukur. Hepsi bundan ibaret. Geri bir şey kalmıyor. Ama o peygamberimizin dikkat çektiği o husus, ya hepimiz için doğru be. Bu mensuh olur mu yani? Adama not veriyorsun. 80 veriyorsun, 90 istiyor. 90 veriyorsun, 95 istiyor. 95 veriyorsun, 100 istiyor. 100 veriyorsun. 100 veriyorsun. Bir dahaki dönemin notuna gönderme yapıyor. Bu kalanı da orada kullanalım diyor filan. 100 veren astar, o uymadı buna ya. Yani neyse. Yani böyle bir doyumsuzluk var. İşte o doyumsuzluğun örneklerinden biri bu Velid bin Mughire'nin hayatında var. Sümme yatma'u en ezide. Hala daha istiyor ki ben bu malı arttırayım. Ne olsa verdik, gene doymadı. Cevap. Ben şimdi burada bir takım ayetler sıraladım ama artık onlara girmeyeceğim. Onlara cevap veriyor Allah-u Teala. Kella, yok. Kella, yok daha sana bir şey. İnnehu, bu adam kâne li âyâtina anîdâ. Bu adam var ya, bizim ayetlerimize karşı son derece muannit, inkarcı bir adam. O
kâne li âyâtina anîdâ ifadesinin iki anlam ihtimali var. Bir, bu adam dünya hayatında inatçı veya kâne edatına, fiiline geçmiş zaman manası verilerek bu adam dünya hayatında ayetlerimize karşı fevkalade inatçı idi. Peki bu adam daha çok malın kendisine verilmesini nerede istiyor? Dünya hayatında istiyor olabilir. Mahşerde, inanmadıkları mahşerde istiyor olabilirler. Ama belirli belirsiz inananlarının var olduğunu da size birkaç defa söyledim. Eğer az buçuk inananı varsa, ki belki de bu da onlardan biridir, ahirette kendisine daha çok mal verilmesini istiyordu. Allah-u Teala her iki durumda da cevabını keskin ifadelerle veriyor. Kella, hayır. İnnehu kâne li âyâtina anîdâ. Bu adam bizim ayetlerimize karşı son derece inkarcı, kaba saba bir tutum ortaya koydu veya koyuyor. Seürhikuhu sa'ûdâ. Bunun o tutumuna karşılık yakında biz de onu sarp bir yokuşa tırmandıracağız diyor. Seürhiku, sürüklemek, sevk etmek, sardırmak, sürmek anlamlarına geliyor. Ama zorla bir yere sürüklemek manası var. Sa'ud da gittikçe zorlaşan şey demektir. Sa'ud, zorluğu sürekli artan. Hani azabın hafifletilmeyeceğinden söz eder Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. La yukhaffafu anhumul azabu. Azap onlara hafifletilmez. Hafifletilmemek bir tarafa, sürekli artan, sa'ud olan, daha çok zorluğu artan bir azap onları beklemektedir. Nerede? Dünya hayatında da sıkıntılar bekliyor, mahşer hayatında da korkunç bir akıbet onları bekliyor. Bu sa'ud kelimesi bir de Cin suresinde 17. ayette geçer, sa'at kalıbında geçer. Sa'at, sa'ud aynı kökten geliyor. O ve men yu'rid an zikri rabbihi yeslukhu azaben sa'ada diye geçer. Cin suresinin 17. ayetinde sürekli artan bir azaba Allah onu sürükler. Kimi? Sürekli artan azaba Allah kimi sürüklüyor? Allah'ın zikrinden, vahyinden yüz çevireni. Bu sadece Velid bin Mughire ile sınırlı bir tehdit değildir. Her kim Allah'ın ayetlerine karşı böyle bir fütursuzluk içerisine girerse bilsin ki korkunç bir azaba sardırılmak onu da beklemektedir. Dünya hayatında dar, sıkıntılı bir süreç, mahşerde sürekli artan bir azap o tip insanları beklemektedir. Allah-u Teala sizi de bizi de böyle korkunç bir akıbetten muhafaza buyursun. İnşallah önümüzdeki ders 18. ayetten itibaren, ki tabi 15 gün sonra dersimiz olacak, bundan sonra 15-15 devam edeceğiz. 18. ayetten itibaren bir sonraki ders nasip olursa devam edeceğiz. O günkü buluşmaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah sizinle ve sevdiklerinizle olsun.